Kore Hava Yolları dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e sahip 6. havayolu şirketi oldu. İçinde duty free mağazası dahi bulunan bu sıra dışı dev jumbo jeti Güntay Şimşek sizin için inceledi. Toulouse, Airbus'un Fransa'daki merkezi. Hayatın havacılık üzerine kurulu olduğu bu güzel şehir tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Dünyanın en büyük yolcu uçağı A380, Toulouse'da düzenlenen görkemli bir törenle 6. kullanıcısı Kore Hava Yolları'na teslim edildi. Airport Genel Koordinatörü Güntay Şimşek'in de katıldığı A380 teslim töreninin ev sahipliğini Airbus Başkanı ve CEO'su Tom Anders yaptı. Törende Kore Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Yan Korço ve EADS CEO'su Louis Galloa da hazır bulundu. Fransa, Toulouse'da Airbus'un merkezinde yine bir uçak teslim törenindeyiz. Bulunduğum bölge Airbus'un sürekli olarak uçak tesliminde tören yaptığı alan. Burada kaç bin kez anons yaptığımı hatırlamıyorum uçak devi teslimleri için. Fakat bu defa Airbus 380 Kore Hava Yolları çatısı altında ilk defa mağazası, lounge'ı olan bir uçak olarak gökyüzünde seferler yapacak. Airbus çalışanlarının eşlik ettiği A380 tören alanına geldi. Daha sonra Yan Korço, Tom Anders'la birlikte uçağın içini gezdi. A380'in her kullanıcısı kabinde farklı bir tasarım tercih ediyor. Bu nedenle Kore Hava Yolları'nın kabin konsepti merakla bekleniyordu. Uzak Doğulu Hava Yolu müşterilerinin karşısına farkındalık yaratan bir uygulamayla çıktı. Artık yolcular hosteslerin uçak içinde gezdirdiği arabalardan değil, duty free mağazasına gelerek istediklerini satın alabilecek. Havada mağaza dönemini Kore Hava Yolları başlattı. Biz de uçağın arka bölümünde yer alan mağazasındayız. Burada parfüm, güneş gözlüğü, kravat, hediyelik eşya olarak aklınıza ne gelirse her şey sevgileniyor. Bu aynı zamanda dünya havacılığında da bir ilk anlamı taşıyor. A380'ler 3 sınıfta 525 yolcu kapasiteli olarak üretiliyor. Ancak Kore Hava Yolları kapasiteyi 3 sınıfta 407 yolcuyla sınırlamış. Böylece yolculara daha fazla alan kalıyor. Premium yolculara özel bar ve lounge'da Kore'ye ait lezzetlerin ve içkilerin tadına bakılabiliyor. Kore Hava Yolları'nın Airbus 380'ini farklı kılan ve üst katta business class'ın arkasında yer alan lounge'dayız. Bu uçağın üst katı tamamen business class olarak ayrılmış ve arka tarafından merdivenle çıkılan bölüm mağazaya bağlanıyor. Burası lounge, alt katı ise mağaza. İki katlı A380'in üst katı business class'a ayrılmış. Bu bölümde toplam 94 koltuk bulunuyor. Üst katın business class'a ayrılmasıyla yolcular hareket rahatlığına kavuşurken, uzun yolculuklarda yatağa dönüşen koltuklar yorulmadan seyahat imkanı sağlıyor. Kore Hava Yolları'nın Airbus 380'inde 12 adet first class var. Biz de şu an first class bölümdeyiz. Koltukları tam yatar hale dönüşebiliyor. Önünüzde geniş bir ekran var ve suite diyebileceğimiz tarzda tasarlanmış ama tam anlamıyla kapısı yok, kapanmıyor ama geniş bir alanınız var. Burada bir yolcu rahatlıkla misafirini ağırlayabilir, uzun seyahatlerde de konforlu seyahat edebilir. First Class, uçağın alt katındaki ön bölümde yer alırken, devamındaki ekonomi sınıfında 301 koltuk bulunuyor. Toulouse'daki yer testlerinin tamamlanmasının ardından 2 Haziran'da Seul'e gidecek A380 ilk seferini Haziran ortasında Seul'den Tokyo'ya yapacak. Airbus'a 10 adet A380 siparişi veren Kore Hava Yolları bu yıl içinde 5 uçağını teslim alacak. Geri kalan uçakların teslimi ise 2014'e kadar tamamlanacak.